Hemen ALB Forex'e dönelim. Enver Erkan bizi bekliyor. Berkin Akkocaoğlu Bey, teşekkür ediyoruz güzel sözleri için. Bir izleyicimiz de demiş ki efendim Aydın Durmuş Bey, çıkan bıçak da kesici olabilir demiş. Hani Borsa İstanbul çok hızlı yükselirken almaya çalışıp oradan satışı yerken de galiba onu demeye çalışıyor. Yukarı çıkan bıçağı tutmak da kesici olabilir. Enver, istersen bir euro dolar yorumu senden rica edelim. Euro dolarda 1.0620'lerdeyiz. Bir ara altını deniyor, sonra buralarda kalıyor. Ne dersin kısa vade için bir euro dolar yorumu? Dinleyelim seni. Evet Barış, şimdi Şükran günü tatil öncesinde dolar endeksinin son derece hareketli olduğunu gördük. Dün açıklanan Amerika 3. çeyrek büyüme revizyonundan sonra yukarı doğru bir hareketlenme başlamıştı ve bugün açıklanan bir takım Amerika verilerinden öncesinde de 100 seviyesinin üzerine gelmiş olduğunu gördük dolar endeksinin. Amerika verilerine baktığımızda genel itibariyle birkaç sorunlu kalem haricinde o yine beklentilerin üzerinde veriler gelmiş olduğunu görüyoruz. Dayanıklı mal siparişlerine baktığımızda, yine o beklenenden olumlu gelen işsizlik başvurularına baktığımızda, diğer yandan kişisel harcamalar beklentilerin aşağısında kaldı ve Michigan tüketici güveni yine beklentileri karşılayamamış görünüyor. Şimdi tabii hafif bir realizasyon geldi dolar endeksine ve biz bu bağlamda 1.06 aşağısını denemiş olan euro dolarında tekrar hafif bir yukarı yönlü tepkime vermiş olduğunu görürüz. Ancak şu anki görüntü daha çok 1.06 civarlarında suyun üzerinde kalmaya çalışan bir euro dolar önümüze seriyor. Tabi dolar Fed beklentileriyle oldukça güçlü. Yine aynı zamanda euro da geniş resimde Avrupa Merkez Bankası beklentileriyle dolara karşı zayıf seyrini koruyor. Bu seyrin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda da 1.06 şimdilik önemli bir destek. Aşağı yönlü kırılması halinde de burada da 1.05 ve aşağısının ilerleyen dönemde hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Çok teşekkürler Enver Erkan, ağzına sağlık değerlendirmeler için. ALB Forex'e kolay gelsin diyelim.